Canlarım selam kanalıma hoş geldiniz. Mert hocamın AYT Soru Bankası'ndan güzel bir dizi sorusu sizler için aldım. Gelin sorumuza başlayalım. A artı 2, A artı 6, A artı 8, B 15 terimleri geometrik bir dizinin küçükten büyüğe sıralanmış ardışık 4 terimidir. Buna göre A artı 13 ile B artı 178 sayıları arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde kaç terim yerleştirilirse oluşan dizinin ortak çarpanı kök 2 olur. Şimdi canlarım önce Geometrik dizide hatırlamamız gereken bir özellik var. Ben bunları bir yazayım. A1, A2, A3 ve A4. A2 dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Kök içinde A1 ile A3'ün çarpımıydı. Hatta biz ne yaparız? Bu kökten kurtarmak için A2'nin karesi deriz. Burası A1 ile A3'ün çarpımı gelir. Peki canlarım A2'nin karesi yani A artı 6'nın karesi eşittir. A1 dediğimiz A artı 2 oldu. Burası ise A artı 8 geldi. Peki canlarım A kare artı 12 tane A artı 36 oldu. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Burayı düzenlersek A'nın karesi artı 10 tane A artı 16 geldi. Peki buradan çıkan sonuç A kare... A kareye götürdü. 2 tane A gelir eşittir eksi 20. A buradan kaç geldi? Eksi 10. A'yı eksi 10 bulduk. A'yı eksi 10 bulduktan sonra gelin bizim dizimizin terimlerini bulalım. Önce eksi 8 olur. Yazarsak yerine virgül. Eksi 10 yazarsak eksi 4 geldi virgül. Buraya yazarsak eksi 2 geldi virgül. Şimdi oranlarsanız bakın kaç çıktı? 2 oranlarsanız 2 çıktı. Demek ki oranlarsak 2 çıkacaksa o zaman burası eksi 1. Yani b eksi 15 dediğim ifade eksi 1. b buradan kaç gelir? Tabii ki 14 geldi. Şimdi yapacağımız şey sadece buradaki terimlerin yerine değerlerini yazmak. a yerine eksi 10 yazarsan ilk terimim 3. Son terimim 14 yazarsam 178, 192. Peki canlarım bu birinci terimin bu sonuncu terimin ama bilmiyorsun kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsun. O zaman 192 eşittir 3 çarpı ortak çarpanın kök 2 olacak. En eksi 1. Neden? Hatırlıyorsanız bununla bunun toplamı burayı verecek. O zaman şuradaki 192 3 ile sadeleşti. 64 eşittir. Kök 2 üzeri en eksi 1. Yani buradan ne gelecek? 13 yazarsak 12 olur. 64 olur n dediğimiz ifade buradan 13 gelir. Şöyle de yapabilirsiniz. 2 üzeri 6. Burası 2 üzeri n eksi 1 bölü 2. İşlerde işlerden n'in 13 olduğunu bulursunuz. Peki kaç terim yerleştirilirse diyor. Benim elimde toplam 13 tane terim var. İkisini başta zaten soru bize kendisi verdi. O zaman ben araya 11 tane terim yerleştirmem gerekiyor ki cevap kök 2 olsun. O zaman doğru cevabım C şıkkı geldi. Canlarım bu soru burada bitti. Buna benzer sorular yine gelecek. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.